arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yetişkinler için çok güzel bir panço çalışması yapacağız pançomuzda şu an içinde bulunduğumuz mevsim renklerine de uygun sonbahar renkleriyle güzel rabzanlardan oluşan bir e, panço olacak yapımı son derece kolay yakadan başlıyoruz yakadan başladıktan sonra her iki yönümüzü Şuradaki görmüş olduğumuz bölümlerden oluşturuyoruz buradaki oyuntuyu istediğiniz kadar büyük çalışabilirsiniz Ben e, çok derin olmasını istemedim tabi daha derin olmasını isteyen arkadaşlarımız ilk zincir çekme aşamasında zincirimizi daha da büyütebilirler temelde e, yapılan işlemde hiçbir farklılık yok İstediğiniz kadar zincirimizi büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz buradaki oyuntuyu sizin çekeceğiniz zincirimiz belirleyecektir şöyle oyuntumuzun da bir santim olarak ölçüsünü verelim de aklımızda bir şey oluşsun hani çekmiş olduğumuz zincir sonrasında ne kadar bir oyuntu boynumuzda olacak şöyle mezurumu ters yönden açmışım hemen düzelterek açıyorum Tabi örgümüzün esneme payında lütfen unutmayalım. Şöyle esneyecektir. Onun için esneme olarak açıyorum. 20 santim oyuntumuz 19 diyelim. 19 santim oyuntumuz ama bakın arkada daha şöyle. Buranın esneme payını şöyle açtığımız zaman bir de örgü ağır olduğu için aşağı doğru inecektir. Dilerseniz şöyle bir de açarak bakalım. Tabii ki o zaman 21'e kadar da geçmekte. Şimdi e Renk aralığı ya da renk değişimi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz ölçülerde 3 kullanıp 1 kullandım, 1 kullandım, 2 kullandım. Genelde 2 şöyle göstereyim. 2, 1 herhangi bir düzen yok. Tamamen düzen olmadan göz zevkimize göre ayarlama yaptık yani düzen olmadan demekle kastetti bazen örgülerimize dikkat ediyorsunuz 3 ondan 2 ondan 3 ondan 2 ondan şeklinde belli bir aralıklarla renk geçişlerimiz sürekli devam eder fakat burada renk geçişlerimizin herhangi bir devamlılığı yok dilediğiniz gibi örebilirsiniz ben öyle olmasından hoşlandığım için bu şekilde bir uygulama yapmak istedim şöyle görmenizi de istiyorum bordomla başladım. Sonra griyimle, kahverengimi kullandım, siyahımı kullandım, hardalımı tekrar tekrar bu şekilde kullanarak tamamladım. Ve kaç sırada ördüğümü göstermek istiyorum. Şu 3 sırayı kenarımız için ördük. Şurası en kenar bakınız. Bordomuz ve yeşilimiz buradaki işlemimiz biraz farklı zaten. Burasını kenar uygulaması için ördüm. Şöyle gördüğünüz iplerimizi de daha sonra içine alacağız. 2 kahvemizi kullandım. Açık tondaki bir kahve. Sayalım yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Bakınız burada çifter çifter ördüm. Yine tekli soktum araya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 ve 3 de burada 44 sırayla pançomu ben tamamladım. Şöyle gayet güzel benim çok içimesinde kızım üniversite öğrencisi ona giderken hediye etmeyi düşünüyorum. Bulunduğu yerde güzelliklerle hayırla mutlulukla giysin inşallah ona huzur ve mutluluk getirsin. Evet sizlerde sevdiklerinizi bu güzelliği örmek isterseniz hemen sizlerle de bu güzel çalışmamıza başlayalım. Evet kolay gelsin. Pançomuzu örmek için önümdeki renklerimi koydum. Şu an için bu renklerimi kullanmayı düşünüyorum. Tabi eklemeler çıkarmalar olabilir. Sizlerde e, gerek kalan iplerimizi değerlendirebilirsiniz. Ya da özellikle kullanmak istediğiniz renklerinizi alarak e, bu güzel pançomuzu benle birlikte örebilirsiniz. Evet 2.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Çok büyük delikleri olmasın diye. Ve görmüş olduğunuz gibi iplerim genelde Nako'nun Minoş Baby'si. Nako'nun yine Minnoş beibesi, buradaki de Nako'nun rekoru. Yine bu da Nako'nun herhangi bir ipleri, yani renkleri hep Nako'nun genelde ipleri. Tabi sizler evlerinizde hangi markalar varsa çok daha kaliteli iplerimiz var biliyorsunuz. O gerek onlardan gerekse bulunan elinizdeki mevcut hazırda bulunan iplerimizle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi boynumuzdan örmeye zincir çekerek başlayalım. Kolay gelsin ledim. Alıyorum. Ve eee görülmesi için zincirimizde battığımız yeri bordo ile başlıyorum. Aslında siyah istemiştim fakat e, onun biraz görülmesi zor olmakta tığımızda herhangi bir sıkıntı oluşması. Zincirimizi çekerek boynumuzun yani başımızın geçeceği büyüklükte zincir çekiyoruz. Buradaki zincirimizin ölçüsü istediğiniz V'nin olması istediğiniz ve kimisi çok daha küçük V'ler kimisi daha derin V'ler ister. Onun için buradaki zincir o V'mizi ayarlayacak. Şimdi çekiyorum bir düğüm attım. 1-2-3 bir, biraz da rahat zincirler çekelim ki içine trabzan öreceğimiz için genişlik olması 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde çekelim. Tek tek kafanızı ağrıtmayın. Zincirimi çektim. Burada benim 160 tane zincirim var. Şöyle bakın uçundan tutuyorum. Şurası zincirime şöyle devam ediyor. Kaç santim olduğunu merak eden arkadaşlarım için ölçmek istiyorum. Üzerine bıraktım. Diğer tarafına da bıraktım. Toparladığımız zaman 65 santim olacak. Toparladığımızda şöyle düzelttiğimizde rahat bir şekilde. Şimdi bunu şöyle ikiye katladığım zaman ise şöyle ölçelim. 30. 32, 32 buçuk gibi görülmekte bakınız Toparladığım zaman şöyle 32 buçuk. Şimdi buradaki zincirimizi birleştiriyoruz. Başlangıç zinciriyle bitiş zincirimi bir kocaman halka yapıyorum. Batıyorum ilk zincirimin içerisine ikinci de olabilir hiç fark etmez şöyle batıp çok korkmayın gayet cesur olabilirsiniz batın birinci zincire batmak bazen zor olabilir ikinci zincire batıp buraya bir yuvarlak kocaman bir yuvarlak yapalım bakınız bunun yetişkin bir başı çok rahat bir şekilde girip çıkabilir buradan çok rahat bir şekilde bakarız şimdi buna trabzanlar öreceğiz ama öncesinde şöyle hazır tutmuşken bakınız burası birleşme köşesi burası da diğer köşe buraya bir tane işaret koyalım her ikisinde de köşeler yapacağız çünkü bu köşelerle artışlarımızı sürdüreceğiz buraya ben hemen bir işaretimi takıyorum Siz de elinizde ne varsa e, ip geçirebilirsiniz Ayraç takabilirsiniz, e, çatal iğne takabilirsiniz, nasıl isterseniz elinizde ne mevcutsa Ayracımı aldım ben. ayracımı takıyorum. Tek tek saymanıza gerek yok. Bakın şöyle ortaladığımız zaman her iki ucumuzu belirledik. Şimdi burayı kapamıştık. İlk köşe olarak burayı başlatıyorum. 1 2 3. Birleştikten sonra 3 tane zincirimi çektim ve burayı ördüm. Tığımın başını doluyorum. İpimizi de şöyle bakın ilk zincirimi çektiğim ipin. Tığımın başını dolayarak şuradaki görünen yere giriyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 defa örüyorum. 1 2 tane zincirimi çekip aynı yere giriyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yere 1 2 3. Üçüncü ve son kez giriyorum. Bir, iki, üç. Burada yaptığımız işlem hemen şuradaki göze bakınız. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir defa doladım. Üç defa da çektim. Araya iki zincir ve sonra tekrar üç tane trabzanımı ördüm. Şöyle yan çevireyim görürsün. Üç defa ördüm ve tamamlandı. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Köşemizden trabzanlarımızı ördük. Şu ipimizle aradaki boşluk olan bölümü sıkıştırdığımız zaman buradaki boşluğumuz kapanacak. Daha sonra bu ipimizi örgümüzün arkasından e, gizleyeceğiz. Şimdi trabzan aralarında zincir çekmiyoruz. Burada sadece tam burası ve diğer tarafı aynı yere çiftli olarak öreceğiz. Diğer tarafları üçerli gruplar halinde her birisi teker gruplarımız olacak. Şimdi zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincir içerisine gelerek batıyorum 3 defa da örüyorum yine 1 2 3 aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü ve son trabzanımı da aynı yere örüyorum şöyle şimdi tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4. zincir içerisine giriyorum 1 2 ve 3 aynı yere giriyorum ikinci ve üçüncü trabzanımı da buraya örüyorum şöyle ipimizin açılmasından hiç tedirgin olmayalım sonra hepsi toparlayacağım araya yukarıda zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. zincir içerisine gelerek batıyorum aynı yeri bir dolayıp 3 defa da ördüğümüz trabzanımızı yerleştiriyoruz üçer üçer doluyorum 1 2 3 4 batıyorum ve bu işlemimizi işaretimin bulunduğu noktaya gelene kadar tekrar ediyorum zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum ve sayıyorum 1 2 3 4. batıyorum şöyle saydığımız zaman bakınız 1 2 3 ve 4 3 trabzanımızı örüyoruz üç. Evet bu şekilde ilerleyelim Trabzan gruplarımızı örerek geldim. İşaretimin bulunduğu noktaya bakınız. 4 tane zincirim kaldı. Bu sizlerde 3 de olabilir, 2 de olabilir. Hiç fark etmez. Ya da şuradaki trabzan grubunda farklılık da e, çıkmış olabilir. Fazla olabilir, eksik olabilir. Çünkü bazen e, zincirimizin tam üzerine denk getiremeyebiliriz. Ama hiç önemli değil. Burada e, kaç çıkarsa çıksın. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta karşısına da aynı sayı yaptığımız zaman hiç problem olmayacak olmayacaktır. İlla birebir benimkinden fazla olabilir, eksik olabilir. Hiç hiç önemli değil. Lütfen e, sökme işlemi yapmıyoruz. Şu şekilde olduktan sonra hiç önemli değil. Yapmamız gereken tek işlem şuradaki köşemizi de yaptıktan sonra yani iki köşe arasındaki bu tekli trabzan gruplarımız yani şöyle şöyle birer birer olan gruplardan bahsetmiyorum bahsediyorum aynı sayıda olması buradaki grubumuz kaç ona bakalım çifti saymıyoruz köşeyi köşeden sonra 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 tane tekli gruplarımız var. Bakınız şunlara demekteyim 20 tekli grubumuz değil. Şimdi köşemin bulunduğu işaretime geldim. Bu işaretimde de yine şuradaki çalıştığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı buraya çalışıyoruz. Birisi önümüz, birisi arkamız olacak. Diğer, yandaki kalan kısımlar ise omuzlarımızdan aşağı dökülen kısımlar olacak. 20 tane bu grubumuzdan sonra, bu grubumuzdan sonra bakın işaretim bulunduğu noktaya giriyorum. Tığımın başını doladım. İşaretimi çıkarıyorum şöyle. Sizler de işaretlerinizi çıkarın ve giriyorum. 1, 2. 3 Aynı yere 3 defa da aldım. Tırabzanlarımı ördüm. 3 tırabzanımı ördüm. Şimdi bakın e, kocaman e, pançomuzun en önemli ve tek püf noktası diyeceğimiz kısım burası. Kurulum aşaması. Hemen buraya bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. Dilerseniz 3 de çekebilirsiniz. İpiniz kalınsa 3 daha güzel olacaktır. Aynı yere bakınız aynı yere. Üçüncü ve son trabzanı ördüm ve bu şekilde bakınız bir uçtan bir köşe diğer köşe şöyle göstermek istiyorum. Birisi önümüz birisi arkamız olacak bölüm. Şimdi kalan zincirden olan bölüme yine burada yapmış olduğum işlemin birebir aynına tekrar edeceğim ve buraya da ne eksik ne fazla. Burada önceki ördüğüm kenarda kaç tane trabzan grubu varsa ne eksik ne fazla. Çok önemli burası. çok Yoksa asimetrik e, kötü bir görüntü e, olur. Pançomuz hoş bir görüntü olmaz. Burada 20 tane vardı. 20 tane tekli grubumuzu da diğer tarafa kuruyoruz. Diğer zincirimizi. Zincir çekmedim. Bakın sadece köşemi ördüm. Köşem tamamlandı tığımın başında oluyorum 1 2 3 ve dördüncüye gelerek batıyorum ve ilk battığım yere diğer trabzanlarımı da örerek 3 tane trabzan grubu oluşturuyorum yani bir grubu bu şekilde oluşturuyorum doluyorum 1 2 3 dördüncü yeniden batıyorum ve yeniden gruplarımı ilk başlangıç noktama kadar örerek devam ettiriyorum. Bir köşemiz ve diğer köşemiz, her ikisini de örerek tamamladım. Her ikisinde de 20'şer grubumuz var. Şu şekilde gruplarımızı ayarladık bakınız. Burayı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Göz kararı yaptığımız için burada biraz az ayırmışım. Burayı da bakınız daha yakın yakın yaptım. Yani burada size de özellikle tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Her iki köşelerimizin bulunduğu karşı kenarlar şuradaki uzun kenarlar kaç tane grubumuz varsa diğerinde de aynısı olmalı şimdi burada 20 ve 20 olarak gruplarımız var bir uçta 20 diğer tarafta da 20 şimdi birleştirme noktasındayız burayı hatasız bir şekilde kurduğumuz zaman geri kalanında herhangi bir zorluk olmadan çok çok rahat bir şekilde öreceğiz zaten burası da gayet rahat bakınız hemen kurduk şimdi İlk başlangıçtaki 3 zincir çekmiştim. Onun üzerine gelerek batıyorum. Son grubumu ilmeğimi kaydırıyorum. ikinci trabzanımın tepesine giriyorum. Ilmeğimin içerisinden geçerek kaydırma yöntemiyle 2 zincirimin içerisine doğru ilerliyorum. 3. Trabzanımı batım ilmeğimin arasından geçtim. Ortaya giriyorum. Ilmeğimin arasından geçiyorum ve bu şekilde ortaya geldim ve ikinci sıramı başlamaya hazırım. Buradan sonrası ve diğer pançomuz bitene kadar yapacağımız bütün işlemler birebir aynı böyle kaydırma işlemiyle geliyorum. İp değiştireceğimiz zaman tabii ki direkt ortadan başlarız. Onu da birlikte çalışırız inşallah. Şimdi 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 giriyorum. 3. trabzanı örmeye. 2 tane zincir çekmiştim. Dilerseniz 3 de çekebilirsiniz. Daha iri delik oluyor bakınız. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan 2 zincir buraya çekmiştim. Ben iki zincirle devam edeceğim. Sadece çekebileceğinizi göstermek için yaptım. Köşemiz hep köşe olarak gidecek. Şimdi devam ediyorum. Köşemizin hemen yanındaki olan boşluk var. Bakınız alttaki ilk köşemin hemen yanındaki delik buraya giriyorum. Eğer bu tarafa geçerseniz e, pançomuz olmaz daralır. Hemen köşemin bakın sol kenarındaki boşluğa giriyorum. Köşem ve tekli grubun arasındaki olan bölüme 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve 3. Şöyle görelim. Bakınız köşemizin hemen yanını ördüm ve devam ediyoruz. Bundan sonra gördüğümüz bütün aralıkları zincir çekmeden örüyoruz. 1 2 ve 3 Tekrar doluyorum. Araya giriyorum. Üçer üçer grupların arası zaten belirli değerli arkadaşlar. diğerine aralara zincir yok sadece üçer trabzan şeklinde örgümüzü ilerletiyoruz diğer köşemize doğru ilerleyelim bu şekilde İkinci sıramızda şuradan başlamıştık bakınız geçişimizi yaptıktan sonra ve birer birer örerek geldim bir bakın çiftin yanından sayıyorum aşağıda 20 tane tekli olan vardı 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 tane teklimiz oldu. Şimdi bir çiftin yanından diğer çiftimize geldik. Yani diğer yönümüze geldik. Yine hemen yanı başındaki bölümüme 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımı başında doluyorum, Tepe noktasına batıyorum. Ve 3 trabzan 2 zincir ya da 3 zincir kaç istiyorsanız 2 2 çekmek istiyorum. Diğer tarafı 3 çekti. Hiç fark etmez. Sizler kaç istiyorsanız ya 2 ya 3 ona göre ipinizin kalın ve inceliğine göre örebilirsiniz. Bu ucumuzu da ördük. Bir ucumuzu başlangıç. Bu da tam ortada oldu karşılığında. Şimdi tığımın başında örüyorum. Hemen yanındaki alttaki çiftin yanına ilk grubumu oluşturuyorum. 2 ve 3. Ve sonrasında hiç fark etmeksizin atlamadan, araya zincirle çekmeden birer birer trabzan gruplarımı örerek ilerliyorum. 3'er trabzan grubumuz var. Ve devam ediyorum şöyle örelim diğer tarafı da bu şekilde örmüştük şöyle göstermek istiyorum şimdi yaptığımız işlemimizi buradan başladık çift olan bölümümüz diğer kenarlarımızı ördük çiftimizi birisi de burada bunun birisi ön birisi de arka olacak şöyle tuttuğumuz zaman bakınız şu şekilde Önümüz ve arkamız yapmak istediğimiz e, işlemimiz bu. Buradaki genişliği daha derin istiyorsanız tabi daha büyük zincir çekerek e, başlayabilirsiniz. Ya da daha küçük istiyorsanız daha küçük yaşlardaki çocuklarımız için daha da e, az zincirle bu işlemlerimizin birebir aynını yaparak e, örmeye başlayabiliriz. Şimdi ben aradaki boşluğu örüp tekrar başlangıç yerine gelmek istiyorum. Evet diğer e, çift olan bölümümüze geldim. Bakınız şuradaki e, ipimizi de artık arkaya gizleyebiliriz. İki tane oldu çünkü biraz uzağa doğru götürmemiz gerektiği için ipimi alıyorum. Daha sonra da yapabilirsiniz. Ben e, görüntüde artık daha fazla kalmasın çektim. Kendi rengi içerisinde zaten bakınız. Uzağa doğru götürüyorum. Burada bir tane şöyle düğümü atıp örer gibi yapıp kilitliyorum ve ipimi dedimden kesiyorum. Evet şimdi bu uçtan örerek geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ördük geldik ortaya örmüştük geldik. Şimdi şu kısımdayız ve yeni sıramıza başlamak için hazırız. Yeni sıramızı Hemen yanı başına alt sıradaki çiftlerin yanı başına 3 trabzanımı ördüm. Bir üst sıraya şimdi geçişimi yapacağım. Biraz önce geçtiğimiz şekliyle aynı işlemin tekrarı olacak. Bakın birinci trabzanımı batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İkinci trabzanıma giriyorum. Kaydırıyorum. Üçüncü trabzanıma batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve e, hiçbir şekilde geçiş izimiz görülmüyor ortadaki zincirime girip ilmeğimi kaydırıyorum eğer ipi koparıp renk değişikliği yapacaksak bu şekilde hemen şuraya bağlandıktan sonra ipimizi kırabiliriz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum üçüncü bir sırada aynı renkle örmek istiyorum iki zincirimi çektim tekrar aynı yuvaya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum Zincir çekmeden hemen alttaki çiftin yan başına giriyorum. Artışlarımız bu noktadan kendiliğinden gelişmekte. Ekstra bir artış için efor sarf etmiyoruz. Hemen yanı başından devam ettiriyoruz bu şekilde. Şimdi diğer çiftli bölüme kadar üçer üçer örerek trabzanlarımızı devam ediyoruz. 3. sıramızı da bu şekilde başlattık. 3. sıramızı da örerek geldim. Tam ortadaki bölümdeyim. Şuradan başlamıştım. Aradaki trabzanlarımı ördüm. Tam ortadaki çiftli trabzan bölümündeyim. Hemen alttakinin yanı başına bakınız. Ördüm 3 trabzanımı. Zincir çekmeden 3 tane trabzanımı ördüm. Araya 1-2 zincir Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı ördüm. Yani burada tam ortaladık. Ve hemen aşağıdaki yanı başına batıyorum. Ve devam ediyorum bütün araları aynı şekilde örmeye. Üçüncü sıramızı ördük. Her iki yönde de e, tamamladık. Başlangıç noktasındayız. Şimdi göstermek için renk değişikliği yapmak istiyorum. E, üç sıra bordomu ördüm. Ben e, bütün kullanacağım renklerde farklı e, sıralarda çalışmak istiyorum. Hepsinde standart 3 3 3 şeklinde değil. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. Şimdi orada da 3 e, sıra yeterli. Şimdi renk değişimini şu şekilde yapıyorum. Başlangıçtaki 3 zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekip buraya düğümümü attıktan sonra ipimi kesiyorum. Ve renk değişikliği için hazırım. Hazır kesmişken şöyle toparlayıp bir bakalım. Pançomuzun gidişatına. Bakın şu şekilde tam ortaladık. Her iki yana da bu şekilde açıldı. Açılacak da daha şöyle. Ördükçe büyüyerek devam edecek. Şimdi gri rengimi bayağı koyu olan griyi almak istiyorum. Gri rengimi aldım. Bir tane zincirimi çekip düğüm atıyorum tığıma. İpimi buradan koparmıştım. Bakınız, şöyle kopardığım ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum ortaya giriyorum tam ortaya burada hiç işimiz yok artık kaydırma yapmamıza gerek yok İlkinde düğümümüzü atıp bitirdik bordo renkli işimiz kalmadı sadece bu kalan ipini sola yatırıyorum sol elimle tutuyorum giriyorum zincirime düğüm atıyorum ve her ikisinde sol tarafa yatırıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim giriyorum o birinci trabzanımız oldu 2 ve 3. trabzanım oldu bir iki tane zincir çekiyorum yine burayı çift devam ettireceğim için 1 3 trabzan daha örüyorum 2 ve 3 şöyle ipimde bakınız altta gizlendi şimdi tam olup hemen yanına bakıp şu kısma da giriyorum 3 tane trabzanı ve üçer üçer ilerliyorum ve bu şekilde istediğimiz renk geçişlerini yaparak istediğimiz sıralarda pançomuzu biraz büyütelim eğer kafanızda takılan herhangi bir nokta varsa videomu biraz geriye sararak bakabilirsiniz çünkü yapacağımız işlem bundan sonra bitene kadar hiç farklı bir şey yok tamamen aynı şekilde devam edecek bakın ipimizi de ardına şöyle gizledik sonrasında ip saklama ip gizleme olayı olmayacak bu şekilde tertemiz ilerleyecek Evet şimdi kremle örüyorum biraz büyütelim sonrasında yeniden birlikte olalım Sıramızın sonuna kadar geldim. Başlangıç noktamız burasıydı. Bakınız en son hemen dolgumuzun alttaki çift dolgumuzun yanını ördüm. Şimdi renk geçişi yapmak istiyorum. Griyi bir sıra örüyorum. İlk zincirden ördüm. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve kullanacağım diğer renkteki ipimi alıyorum. Önce bir tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Çift olan bölümüme giriyorum. İpimi yatırıyorum. Girdim. İpimi yine sol tarafa yatırıyorum. Her ikisini de sola yatırdım. Bir tane sık iğne ördüm. 1 2 3 toplamda 3 tane de zincir çektim ve başlıyorum. 1 2 3 1 2 3 2 tane zincirimi çektim. Tekrar aynı yere 1 2 3. Bir dolayıp 3 defa da ördüm trabzanlarımı. Örüyorum. Çiftimizi buraya yerleştir Yine merkezimizi kurduk. Tığımın başını doluyorum. İlk boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3. Evet, renk geçişimizi de bu şekilde yapalım. Ee, aynı işlemlerin tekrarıyla örmeye devam edelim. Farklı sıra ve sayılarda renklerimi örerek e, büyüttüm. Sizler de istediğiniz renk sıralamasını ve sayısını yapabilirsiniz. Mesela iki sıra hardalımı, iki sıra yeşilimi kullanırken buradaki kullanmış olduğum rengim bir, yine siyahım bir, tekrar bir olarak sonra çift olarak dilediğiniz yani herhangi bir uyum olmasına gerek yok. Tabi dilerseniz uyumlu da örebilirsiniz. Şuradan başlamıştım bakınız. Epeyce bir. Uzun ördüm. Ben kızıma ördüm. Kızımın biraz boyu uzun, o yüzden biraz şöyle uzun olmasını da istedim. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 3 bordomuzu örmüştüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 sıra örerek bu güzelliği şöyle tamamladım. Çok güzel sonbahar renklerini kullanmak istedim. Sonbahar uyumunu umarım yakalamışızdır. Evet şimdi kenar kısmında farklı bir çalışmayla yapmak istiyorum. Yine trabzanlardan olacak ama yapmayacağım. Buradaki uygulamamızdan küçük bir zincir farklılığı olacak. Hemen örmeye başlayalım. Yine her zaman değiştirdiğim yönden alıyorum. Bakınız şuradan hep değişimlerimi bu yönden yaptım. Diğer yönde herhangi bir işaretimiz yok. Bakın burası düz. Sadece bir yönde iplerimizin olduğu yer. Tekrar örgümün düz yönündeyim ve yeni bir rengimi alıyorum. Hardalımı aldım. Bir tane zincirimi çektim. ortadaki merkezimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şurada görmüş olduğumuz boşla her iki 3 tane tırabzanın olduğu bölümü gelip arasına girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Diğer araya girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer bölüme girdim. Bakınız burada zincirlerden bir yuva yapmaktayım. 1 2 3 4 batıyorum ipiniz kalınsa 3 çekebilirsiniz eğer ipiniz kalın ya da ince ise onu şöyle ayarlayabilirsiniz minik yuvalar hazırlıyoruz dörder zincirden şöyle bakalım şimdi uç noktaya kadar yani şöyle çapraz olarak gördüm yani 3 ve 3 trabzan zincirimi yaptığım köşe noktasına kadar örmeye devam ediyorum 4 zincir 1 sık iğne 4 zincir 1 sık iğne 4 zincir 1 sık iğne olarak diğer yöne doğru ilerleyelim zincirlerimizi çekerek diğer uç noktamıza kadar geldim diğer üçgen olarak gelip artırdığımız bölüm Buraya bakın 4 zincir çekip attım. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Şu kısma giriyorum. Başlangıç bölümüne. Şuraya. 4 zincirle bitirdim. Şöyle görelim. 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aynı şekilde trabzan aralarına batarak ilerliyorum. 4'er zincir. başlangıç noktamıza kadar bu şekilde 4 zincir, bir sık iğne çekip yeni yuvalar hazırlayalım. Evet, bitişe doğru geldim. Başlangıcımın olduğu noktadayım. Son 4 zincirimi çektim. Atıyorum ve ortadaki yuvam için yeterli olacak bölüme de yine 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki çift olarak gideceğim yere 2 3 ve 4 başlangıç noktama gelerek batıyorum, ilmeğim içerisinden geçirip bir tane zincirimi çekip düğümümü bu şekilde atıyorum ve ipimi kesiyorum. Yani bir uçtan diğer uca kadar dörder zincirlerimizi birer sık iğnemizle ördük ve bitirdik. Şimdi üstüne yine farklı bir renkte çalışmak istiyorum. Zincirleri farklı renk, üzerinin trabzanlarını farklı renkten başlamak istiyorum. Yeşil rengimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum İpimi şöyle yatırdım sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve buraya tıpkı bu köşedeki gibi trabzanlarımı örüyorum bu son sıralarımıza dörder dörder örüyorum İpim kalınsa ipiniz kalınsa üçer trabzan ince ise dörder trabzan örelim 3 zincirimi çektim yine aynı yere bir dolayıp 3 defada da çektiğim trabzanlarımı örüyorum ben bu pançomda ipim ince olan yani ipimin ince geldiği yerlerde dörder trabzan ördüm daha kalın ipim olan yerlerde ise üçer trabzan şekliyle ördüm yeşilim ince o yüzden 4 trabzan güzel olacaktır köşemi ördükten sonra tığın başında oluyorum hemen 4 zincir çektiğim yeri zincirinden kavuruyorum ve buraya da yine 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 araya zincir çekmiyorum. Sadece köşelerimizde zincir var. 4 tane trabzanımı ördüm. Köşemi yaptım. 4 trabzan zincir çekmiyorum araya. Yine buraya giriyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 Bu şekilde diğer köşemize kadar örmeye devam edelim. Trabzanlarımızı örerek geldim. Yine diğer köşemdeyim. Yine sadece sarının içerisinden girerek zincir çekmeden batıyorum. Köşe olarak örüyorum. 4 tane trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. 3 ve 4. 3 tane zincir. Tekrar aynı yuvaya bunun üzerinde de aynı işlemlerimizi yapacağız. Önce zincirimizde daha sonra trabzanlarımızda kenarımızı dolduracağız. Araya zincir çekmeden devam ediyorum. Dörder dörder trabzanlarımızı örüyorum. Köşemi tamamladım. Evet, bundan sonraki sıralarımızda isterseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. Zincirlerimizi her sırada farklı renk olarak da örebilirsiniz. Aynı renkle değil. yani gözünüze nasıl güzel gelmesini istiyorsanız o şekilde e, kenarımızı istediğiniz sıra olana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu sıramı tamamlayacağım. Yine aynı şekilde zincirimizi sizlerle birlikte bir daha bir tamamlarız, e, başlarız. Daha sonrasında trabzanlarımızı aynı şekilde öreriz. Şimdi ben sona doğru ilerliyorum. Sona kadar geldim. En son birleşme işlemini yapalım. 4 zincir çektiğim trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi kesiyorum. Ve diğer e, zincirden çeken bölümümü örmeye başlıyorum. Kahverengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve hemen buradaki merkeze giriyorum. Bağlandım. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanın ara bölümüne giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanın ara bölümü. 1, 2, 3, 4 bu şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi en son buraya da 4 tane zincir çekip yuvamızı yapalım ve aynı işlemlerimize tekrar ederek istediğimiz ölçüde örelim zincirimi çektim aynı şekilde bakınız başlangıç noktamın bulunduğu yere geliyorum batıyorum bir tane daha zincirimi çekip düğümümü yaptıktan sonra ipimi buradan kesiyorum ikinci olarak bordo rengimi kullanmak istiyorum başlangıcımızı da bordomuzda çalışmıştık buraya köşe olarak başlıyorum hep devam ede gelen köşemizde olduğu gibi tam ortada ister düğümü burada atarsınız ister daha önce tığımızı atarak başlayabilirsiniz 4 zincirimi çekip trabzanlarım örmeye başlıyorum ve bu işlemlerin tekrarını yaparak istediğimiz kadar büyütebiliriz tamamen zevkinize göre ayarlamaları yapalım Evet şimdi ben bu sıramı ve diğer sıramı örelim sonrasında görüşelim Pançomun kenar çalışmasını yaparak geldim. Daha fazla ben uzatmak istemiyorum. Dileyen arkadaşlarımız istediği kalınlığı verebilirler. Kahverengimden sonra bordo trabzanlarımı ördüm. Ve hardal rengimle zincirimi çekip e, bitiş kısmına geldim. Tamamlayarak kapadım. Şimdi kenarımızı en son bitişini çalışmaya başlayalım. E, dilerseniz tek renkte, dilerseniz kullandığınız renklerle geçiş yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yeşillerimi kullanmak istiyorum. Bir tanesiyle örsem. Bütün kenarı çevirmeye yetmeyecek. Onun için biraz açık yeşilden, biraz koyu yeşilden örerek tamamlayacağım. Tabi ipiniz yeterliyse hepsinde aynı renkle dolaşabilirsiniz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tam orta kısmı alıyorum. Bakın şuradaki ortadaki bölümün sağ ve solunu trabzan olarak kullanacağım. Hemen yanındaki şu bölümden sık iğne ile başlıyorum battım ve bir tane zincirimi çektim burası ilk başlangıç olduğu için hemen ikili trabzanla dört tane trabzanı birinci yuvaya örüyorum ikinci trabzanım ördüm 3 ve 4 4 tane trabzanım ördüm tam ortadaki bu çift çalıştığımız yerin bulunduğu noktaya geliyorum bakın direkt battım trabzan örüyorum hiç sık batmadım trabzanımla dolduruyorum Buraya 4 yapmıştım. Burası orta dönüş olacağı için daha fazla trabzanımızı öreceğiz. 3 4 5 6 6 tane trabzanımı ördüm. Bir tane daha yapalım. Diğerlerini de zaten 7 trabzan yapmayı düşünüyorum. Buraya da 7 tane trabzanımızı örelim. Kenara yine 4 trabzanımızı çalışalım. 1 2 3, 4. Diğer yöne de aynı çalışmamızı yapacağız. 4 trabzan ortaya 7 trabzan 4 trabzan da diğer tarafına ördükten sonra hemen yanındaki yuvaya direkt sık iğnemle batıyorum. Direkt sık iğne. Bakınız diğer yönde sık iğne ile başlamıştık. Zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuva içerisine geliyorum. İkili trabzanlarımdan 7 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpim yetseydi hepsini aynı renk kullanacaktım. Ama ipim yetmiyor. Öyle ben yeşil kullanmak istedim en son olarak. Onun için biraz ondan biraz ondan öreceğim. Sizler tek renklede çalışabilirsiniz. tabii ipiniz uygunsa. Hemen sık iğne ile battım. Ve diğerine bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum 7 trabzan ördükten sonra yanındaki bölüme alttan giriyorum sık iğne tığımın başını doluyorum hiç zincir çekmeden 7'şer 7'şer trabzanlarımla ilerliyorum 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki yuvaya altından girip sık iğne tekrar başını doluyorum 7 trabzan 7 trabzan sık iğne 7 trabzan sık iğne olarak ilerliyorum bir uçtan örmeye başlamıştım bakınız şu kısımdan sizlerle birlikte başlamıştık buradan devam ederek ilerledim şöyle görmekteyiz diğer ortaya kadar geldim diğer ortada hemen 3 tane bölümümüz vardı. Ortadaki bölümü sağ ve solu hemen yanındaki bölümü diğer yeşilimle sık iğne ile battım. Şimdi yeni rengimle buradan tekrar başlayarak öreceğim. Bir zincirimi çekiyorum. Tığıma düğümümü atıyorum şöyle ve hemen buradan aynı yerin tam aralığından giriyorum. Hem de bakınız sarımın içerisinden geçiyorum. ilmeğimi geçirdim bir tane de zincirimi çekip sabitledim tığımın başını doladım buraya dört defa ikili trabzanımı örüyorum 2 3 4 renk değiştirmeyecek arkadaşlarımız aynı şekilde devam edecekler buradan hiçbir işlem yapmadan ortaya 7 trabzanımı örüyorum şöyle iplerimi de altından gizliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 yandakine yine 4 trabzan örüyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzan 7 trabzan 4 trabzanımı bu uç noktaya da ördüm 4 trabzandan sonra yanındakine sık iğne ile batıyorum ve diğer bölüme geçerek 7 trabzan örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 Bir sonrakine sık iğne. Tekrar 7 tane trabzan 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne bu şekilde 7 tane trabzan bir sık iğne örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim yani diğer şuradaki bölümümüzün olduğu yere kadar gelelim şuraya kadar gelelim sona kadar geldim başlangıç diğer yeşilimizle başladığım noktadayım tam arasına giriyorum Aradan aynı zamanda sarı rengime de batıyorum ki e, iyice sağlam olsun. Şöyle batarım, sarı rengime de giriyorum. Her ikisinin içerisinden çıkıp bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Kançomuzun kenarında bu şekilde tamamlamış olduk. Her iki rengi de her iki yönde kullandık. Bir yönümüzde koyu yeşili tercih ederken bir yönümüzde açık yeşili ördük. Şimdi yakamızı da toparlayalım. Yakamızda bordo ile başlamıştık. Dilediğiniz renkle bir kenar işlemi yapabilirsiniz. Ben burada yeşilimi tercih ediyorum. Bir zincirimi çekiyorum tam ortadan başlıyorum. Şöyle iki tane trabzan grubunun arasından giriyorum. Şöyle üç trabzan bir yönde, üç trabzan bir yöndeydi. Aradan alttan giriyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. İlk görmüş olduğumuz şuradaki boşluklu bölüme tığımın başını bir defa doluyorum. İpimi de şöyle yatırıyorum. Tek seferde çekiyoruz. Burası yak olduğu için trabzan örmemize gerek yok. Tek seferde çekelim. 2 3 4, 5, 6 ve 7. 7 defa doldurdum. Bir sonraki trabzan arasına zincirimize bakınız. Bir sonraki aralımız var. Oraya sık iğne doluyorum. Bir sonrakine yine tek seferde çektiğimiz 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 4, 5, 6 ve 7 bir sonraki bölümüme sadece sıkı yine yine 7 defa örüyorum. Bir dolayıp 3 4 5 6 7. Bir sonrakine batıyorum. Şu şekilde bakınız. Aşağıdakinde ikili trabzan örmüştük kenarda. Burası yaka olduğu için bir defa yeterli olacaktır. 3 4 5 6 ve 7 hiç zincir çekmeden sık iğne tekrar zincir çekmeden 7 trabzan örelim tam ortadan başlamıştık sık iğne ile örerek geldim yine tam ortanın bulunduğu yerdeyiz ortamıza yine her eksenin altından girerek sık iğnemizi örelim ve yan tarafa geçip 7 trabzanımızı örelim 2 3 4 5 6 ve 7 bir sonrakine sık iğne ve bu şekilde tamamlayalım örmeye devam ettim ve başlangıç noktama geldim başlangıç noktama da yine alttan giriyorum ilmeğimi şöyle geçiriyorum bir tane zincirimi çekip sıkılaştırdıktan sonra ipimi buradan kesip örgümün arkasına gizliyorum diğer kullandığımız ipleri de kalanlar da bu şekilde her bir rengi kendi rengi içerisinde gizleyelim ve temizleyelim. Buradan ipimi kesiyorum. Şimdi yakalması görelim. Çok güzel oldu. Böyle tam da ortaladığımız zaman bakalım her ikisini ortaladık bu şekilde tamamlandı. Evet en son yakayı da bitirdikten sonra kullanıma hazır hale geldi pançomuz. Şöyle genel itibariyle bir bakalım. Ee, çok güzel sonbahar renkleri bohem bir tarzda oldu pançomuz. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Genelde her bir renkten e, bordondan yeşilimden hardaldan o kadar olmadı. Hardalı bitirmedim ama yeşilim tamam tamamen bitti bordon bitti koyu yeşilim bitti buradaki kullandığım griyim aradaki renklerimden ise halen elimde mevcut yani sadece biten tamamı biten iki rengim oldu diğerlerinden kaldı yani her kullandığımız rengi tamamlamadık sizler ister kalan iplerinizle bu şekilde örerek sıra sıra birer sıra iki sıra örerek pançomuzu tamamlayabilirsiniz şöyle yandan da çevirmek istiyorum kameranın altında biraz küçük olduğu için şöyle görülmekte zorlanmakta. Burası koyu yeşilimizin olduğu yönümüz oldu. Diğer tarafımız ise açık yeşilimizin olduğu yön oldu. Tabii ben e kenarlarımı yaparken de bahsetmiştim. İplerim yetmeyeceği için ve de yeşille çalışmak istediğim için bir yönü açık yeşile bir yönü koyu yeşille çalışmayı uygun gördüm. Sizler tek renkle de tabii ki çalışabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı sıralarımızı da örerek tamamladık. Evet. Umarım aklınıza takılan hiçbir şey yoktur. Her şey dört dört dökü yerle yerinde olmuştur. Kafanızda her şey çok güzel oturmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.